Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda küçük güçlü rüzgar türbinleri neden çok kullanılmıyor? Büyük olanları her yerde görüyoruz. Özellikle Çanakkale bölgesinde, Balıkesir bölgesinde başta olmak üzere çok büyük güçlü rüzgar türbinleri var. Çok ciddi de yatırımlar. Ama küçük güçlü rüzgar türbinlerine bakınca çok fazla göremiyoruz bunları. Hatta geçtiğimiz günlerde bir video yapmıştım. Tamamıyla güneş enerjisinden oluşan bir enerji küpü. Yorumlara da gelen çokça mesaj vardı. Neden burada rüzgar türbini kullanılmadı diye. Biraz küçük güçlü rüzgar türbinleriyle ilgili İnternette araştırma yaptım. Onunla ilgili özet yapacağım sizin için. Öncelikle bu konuyla alakalı dezavantajlardan biraz bahsetmek istiyorum. Rüzgar türbünleri bildiğiniz üzere sesli çalışan şeyler. Dinlenme amaçlı gittiğiniz daha başındaki konteyner evinizi veya şehir merkezindeki müstakil villanızın yanına koyacağınız bir rüzgar türbünü ciddi anlamda ses çıkartacak bakıldığı zaman aşırı rüzgar olduğu zaman bunların korumaları konusunda soru işaretleri var. Bazıları korumalı olarak satıldığını söylese de aşırı rüzgarda nasıl davranıyor, reaksiyon gösteriyor. Burası soru işareti. Bir başka nokta ise aşırı akım koruma devreleri nasıl çalışıyor? Yeterince verimli çalışabiliyor mu? Voltaj korumaları voltaj limitleri gerçekten istenildiği gibi korumayı ve limitlerin içinde kalmayı sağlayabiliyor mu? Burası da soru işareti. Burayı neden e, özellikle altını çizmek istedim? Küçük güçlü rüzgar türbünü kuran e, sistemlere ve internetteki paylaşımlara baktığınızda hep jel bataryaları kullandığını görüyorsunuz. Hiç lityum bataryalı rüzgar türbünü kullanımı ben görmedim açıkçası. Bununla ilgili e, acaba neden jel kullanılıyor noktasına da dikkatleri çekmek istiyorum. Bir başka nokta güneş enerjisinde birçok projede, birçok inverter markasında uzaktan izleme sistemleri oldukça gelişmiş ve kontrol çok mümkün halde ama rüzgar ile alakalı kontrol ünitesi onun uzaktan izleme sistemleri, uzaktan kontrol sistemleri yeterince kullanıcı dostu mu değil mi? Burayı sizin kararınıza bırakıyorum. İnternette araştırdığım kadarıyla bize gelen bilgiler doğrultusunda uzaktan izleme, kontrol konusu güneş kadar yetenekli olmadığını söyleyebilirim. Bir başka konu küçük güçlü rüzgar türbünü internette arattığımız zaman hep birkaç tane markayla sadece baş başa kalabiliyoruz. Çok fazla alternatif olmadığını görüyoruz bu konuda. Bu da kafalarda soru işareti yaratan bir konu. Neden çok fazla küçük güçlü rüzgar türbünü üreticisi yok? Özellikle dikey rüzgar türbünü arattığınız zaman Türkiye'de ben şu an bir üretici bulamadım. Ben bütün bu olumsuzluklara rağmen yeşil binamızın köşesine bir rüzgar türbünü koymayı düşünüyorum. Bununla alakalı da dikey rüzgar türbünü arayışım çok uzun zamandır devam ediyor. Maalesef bununla alakalı çok ilerleme sağlayamadık. Bu rüzgar türbünlerini araştırırken de çok ciddi zaman geçirdim. Ülkemizde hemen parasını verip dikey rüzgar türbini alabileceğimiz bir nokta olmadığını da gördüm. Bu da bir soru işareti olarak aklımızda yer edinebiliyor. Bir başka konu uygun kurulum yeri bulunmazsa uygun yüksekliği tutturamazsanız yeteri kadar üretim yapmadığı söylenen cihazlar bunlar. Bir başka deyişle ürünü satın almak istediğiniz zaman en optimum noktada nominal üretimi verebileceği metre bölü saniyeyi aslında yazıyor kullanım kitapçıklarında ama sizin bulunduğunuz bölge belki de o değerden çok uzak. O yüzden cihaz nominal üretim değerinden yani en istenen üretim değerinden uzakta çalışabilir. Bu da düşük performans anlamına gelir. Yıl boyunca burası çok rüzgarlı bir yer dediğiniz nokta bile aslında o küçük güçlü rüzgar türbününün istediği nominal değerden uzak olabilir ve daha az üretimde bunun sebebi karşımıza çıkabilir. Bir başka nokta bununla alakalı çok ciddi bir direk yüksekliği olması gerekiyor. Belki 8 metre, 10 metre, 12 metre gibi. Bu da ciddi bir maliyet. İşin bir başka boyutu. Onun haricinde şöyle değerler internette buldum. 1 metre veya daha düşük dönme çapı olan bir rüzgar türbünü yıllık ortalama 5.5 metre bölü saniye rüzgar aldığında yaklaşık 300 kilovat saatlik bir Elektrik üretimi yapıyor. Bu çok güneşle karşılaştırdığımız zaman çok düşük bir değer. Bir tane güneş paneli bile koysanız yılda bunun iki katı, üç katı, belki beş katı elektrik üretimi gerçekleştirebilir. Onun dışında bir buçukla iki metre çap olan dönme çapı olan bir başka daha büyük güçlü bir rüzgar türbünün yine beş buçuk metre bölü saniye yıl ortalamasında 1000 ila 2000 kilovat saatlik bir üretim yaptığına dair bilgilere ulaştım internette. Bu kadar alana güneş paneli koysanız zaten bu rakamlara hayli hayli ulaşabiliyorsunuz. Burada tek artı güneşte karşılaştırdığımızda akşam saatlerinde de bir off grid sistem varsa gece saatinde de off grid'in bataryasını doldurma noktasında bir artı olduğunu söyleyebiliriz. Ama biraz önce de söylediğim gibi genel olarak bakıldığında hep jel bataryalarla tasarlanmış sistemler görüyoruz. Neden lütfen ula tasarlanmış sistemler yok diye sorgulamakta fayda var. Bu ürünleri alıp kuran firma yetkilileri de daha çok jel bataryaya insanları yönlendiriyor. Bunun nedeni de yani sizin takdirinize bırakıyorum. Yorum kısmına yazarsanız orada bu videonun devamı şeklinde sohbet edebiliriz. Bunların haricinde başka araştırmalarımda ulaştığım noktalarda şundan bahsediyor. Bunlar mekanik aksamlara sahip olan cihazlar olduğu için bu dönme etkisiyle bilyelerinde sıkıntılar hatta şaflarında eğilmeler gibi problem problemler olabiliyor şeklinde bazı internette yorumlara ulaştım. Bunun dışında tabii kuracağınız lokasyon da her yere istediğiniz gibi kuramıyorsunuz. Evin yapısı, etrafında ağaçların olup olmaması gibi yani rüzgarı net bir şekilde alması gerektiği tabii ki tartışmasız bir gerçek. Maliyet dediğim gibi aslında ürünün maliyeti çok da ucuz değil. Biraz araştırdım bugünkü güncel fiyatlarla. Yani 1000 wattlık bir rüzgar türbünü küçük güçlü yine 1000 dolarlar seviyesinde fiyatlandırılıyor. Bakıldığında bu fiyata çok rahat güneş paneli koyabilirsiniz. O yüzden birçok güneş paneli uygulayıcısı sadece güneş kurarak off grid sistemler yapıyor. Biraz önce anlattığım sebeplerde bunun nedenini aslında destekliyor. Evet özetlemek gerekirse küçük küçük rüzgar tribünleri istenilen nominal değerlerde bir rüzgar almadığında çok fazla verimli olamıyor. Genel olarak da sektörde kulağımıza gelen duyumlar da yine hep bu şekilde küçük küçük rüzgar tribünlerinin yeterli verimde çalışmaması. Tabii ki Türkiye'de belli başlı noktalarda çok rüzgar var ve doğru bir şekilde kurarsanız muhtemelen daha fazla üretir. Ama mekanik aksamlar olduğu için, ses yaptığı için bu ürünler aslında çokça tercih edilmiyor. Güneş açısından bakıldığında güneş enerjisi kurulum firmaları rüzgar türbününe verecekleri parayla daha fazla güneş paneli yatırımı yapıp veya batarya yatırımı yapıp bu şekliyle daha bakıma az ihtiyaç duyan sistemler oluşturuyorlar ve müşterilerine sunuyorlar. İnternette yaptığım bir araştırmada karşıma çıkan bir başka nokta ise şu. Küçük güçlü rüzgar türbini yapan firmaların çok uzun süre yaşayamadıkları ve kısa süreler sonra firmaları kapattıkları, isim değiştirdikleri gibi şeylerle de karşılaştım. Yani uzun soluklu, küçük güçlü tribün yapan firma bulma da oldukça zor bir durum. Ama bütün bunların hepsinin yanında dediğim gibi yeşil evimize biz güneş panelinin yanında rüzgar türbini de eklemek istiyoruz ve böylece rüzgar da nasıl reaksiyon gösterdiğinde Net bir şekilde verilerle sizlerle paylaşıyor olacağız. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.